Akhisar'ın ilk internet haber portalı akhisarhaber.com. Her zaman bir haber önde. akhisarhaber.com. akhisarhaber.com'u tıklayın, bir farkınız olsun. Özellikle aday arkadaşlarımızın eşlerine çok teşekkür ediyorum. Kadınlara çok teşekkür ediyorum. Hatta sizi de böyle alsak, gelin sizi de böyle alalım. Evet. Çok yoruldunuz sabahtan beri. Evet, aday arkadaşlarımız burada çok eşleriyle birlikte çok güzel bir misafirperverlik yaptılar. Her gelen üyemizle tokalaştılar, birlikte oldular. Sabahtan beri de biraz önce 15 dakika önce iki aday arkadaşı biz masaya zorla oturttuk. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 26 yaşında 72'lerde ta gençlik kollarında, Salihli gençlik kollarından başladım ama 26 yaşında Manisa İl Genel Meclisi üyeliğine seçildim. Ben de ön seçimde seçildim. Böyle güzel bir ön seçim yaşadık. Ondan sonra seçildik. 70'li yıllarda hep böyle oluyordu. Siyasi partiler yasası da öyleydi ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve özellikle Manisa'da gerçekten parti içi demokrasi her zaman en iyi yaşatmış ildir. Türkiye'ye örnek olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi parti olarak her zaman Türkiye'ye örnek olmuştur. 70'li yıllardan sonra darbeler döneminde kesintiye uğradı, sıkıntılar yaşandı. Ve o zaman da bunları yapmaya çalıştığımızda çok tartışmalı günler yaşadık. Tartışmalı seçimler yaşadık. Ama şimdi bu yeni dönemde tüzüğünü de yenileyerek, o tüzüğünde kadınlarına, gençlerine yeni haklar tanıyarak, karşı cins kotasını getirerek, daha ön seçimleri, parti içi seçimleri düzenleyerek, daha da parti içi demokrasiyi kurumsal olarak güçlendirmeye çalışan bir yeni Cumhuriyet Halk Partisi var. Her şey mükemmel değil ama daha mükemmele doğru gidiyor, olacaktır. Ve bakın, geçmişte parti içinde böyle olaylar, ön seçimler yapıldığında tartışmalar yaşıyordu, kavgalar, gürültüler oluyordu, sandalyeler havalarda uçuşuyordu. Bizi de ayıplıyorlardı Cumhuriyet Halk Partisi olarak ama diğerleri onu hiç yapmadıkları için öyle bir şey yaşamıyorlardı. O sorun o zaman şuydu: üyenin hakkını, hukukunu yerseniz isyan ettirirsiniz. O zaman da böyle şeyler olur. Ama şimdi gayet her şey açık. Cumhuriyet
savcılığından gelen üye listesiyle belli bir tarihte kesilmiş üye listesiyle genel merkezden her şey son derece düzgün bir şekilde düzenlenmiş gelmiş. Biz hem ilk ilçe yönetimlerine genel merkez gözetmenlerini görevlendirdiğimiz gözetmenlerin huzurunda ve her şeyden önemlisi üyelerimizin huzurunda kimsenin hakkı hukuku çiğnenmeden en açık en şeffaf şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu da bir parti içi demokrasinin gereğidir diyoruz. Hepimiz bunu çok güzel özümsemişiz. O nedenle de tek bir tartışma çıkmıyor. Ben birbirine yan bakan hiçbir üye arkadaşımızı görmedim Manisa'da 6 ilçede. Ve hepsinde de aday adayı arkadaşlarımız da kaybeden kazananın elini kaldırıp son güne kadar onunla birlikte çalışacağı sözünü vermiştir. Şimdi burada ben ilçe başkanımıza, il başkanımıza, milletvekili ve aday arkadaşlarımıza zaten birkaç cümlelik söz vereceğiz hepsine. Onlar da duygularını paylaşacaklar. Onlar bunları söyleyecekler ama sandık sonuçları açıklandı da geleceğiz buradan. Beraber ilan edeceğiz. Kimse kimsenin aday adayı arkadaşlarımız son derece olgunlukla sabahtan beri bu işi götürüyorlar. Ve destekleyenleri de görüyorum aynı olgunlukla götürüyorlar. Ben seçim sonuçlarını da aynı olgunlukla karşılayacağımızı düşünüyorum. Partinin kaybedeni diye bir şey olmayacaktır. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır. Önemli olan 30 Mart akşamıdır. Bir aday adayının lehine tezahürat etme ya da aleyhine tezahürat etme bir şeyi burada tek kişiden bile asla olmayacağını düşünüyorum. Hep birlikte alkışlayacağız sonuçları. Niçin alkışlayacağız? 30 Mart'taki seçim zaferimizi alkışlayacağız. Tek alkışlayacağımız şey o. Evet, ben şimdi uzatmadan, Türkiye bu kadar hakikaten sıkıntılı günler yaşıyorken hiçbirimiz kendi kişisel kariyerimizle ilgili hesaplar içinde olamayız. Türkiye sabun kalıbı gibi elimizden kayıyor. Atatürk devrim ve ülkelerine her gün saldırılar. Türkiye bir diktatör tarafından yönetiliyor şu anda. Ve bu tek bizim ve bu diktatör Türkiye'de demokrasi mücadelesi veren, insanca yaşam mücadelesi veren binlerce insana bedel ödetiyorlar. Hepimiz bir şekilde ödüyoruz ama asıl önemlisi işte görüyorsunuz Mustafa Balbay 5 yıldır hapiste. 5 yıldır hapiste. 3000 öğrenci parasız eğitim istediği için, harçlar kaldırılsın dediği için terörist ilan edilmiş hapishanelere doldurulmuş. Türkiye dünyanın en büyük açık gazeteci cezaevi ilan edilmiş. Aydınların yazarları, basılmamış kitapların yazarları hapishanelere atılmış. Kendine muhalif olan herkesi hapishanelere doldurmuşlar. Hem o insanlara zindanlarda çile çektiriyorlar, medet ödetiyorlar, hem ailelerine. Cumhuriyet devrimlerinden giderek uzaklaşan bir Türkiye var. Kafalarındaki projeyi adım adım gerçekleştiriyorlar. Türkiye bu durumdayken Türkiye sevdalıları, Türkiye'nin ilericileri, tek sağlam kurum, ayakta kalan kurum Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partililer başka hiçbir şey düşünemezler. Bu gerici yobaz iktidarı iktidardan indirmek için. Ve gecemizi gündüzü bunun için yönelik. Başka hiçbir kaygımız olamaz. Bu sadece parti içi bir yarıştır. İkisi de çok genç, dinamik arkadaşlarımız. İkisi de partiye hizmet eden arkadaşlarımız. Önlerinde hayatın her alanında çok fırsat var. Ama partide her zaman daha çok daha iyi fırsatlar da geçecektir. Kaybedenin kazananı o nedenle yoktur. Böyle bir yarışta centilmence yarışmış olmaları bizim için çok önemli bir puandır. Ben partinin vicdanına sağduyusuna güvenirim. Burada yaşananları partili hiçbir zaman unutmaz. Buradaki adayın Ali Cenaplığı bir sonraki seçimde kendisini mutlaka kendisine döner. Bunu böyle biliyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet, ilçe başkanımızdan başlayarak anlayışlar.
sevgili parti yöneticilerim, milletvekillerim, il başkanım, aday aday arkadaşlarım, hanımefendiler, basın emekçisi arkadaşlarım, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, sizleri kutluyorum. Biz epey bir zamandan beri bütün platformlarda, Akhisar'da sandık, ön seçim konulsun, bütün üyelerimiz oy kullansın hassasiyetini gösterdik. Ve bugün hep birlikte bunun gerçekten bu zaferi tattık arkadaşlar. Şöyle bir bütün sandıklara kullanılan oy olarak baktığımızda aşağı yukarı hepsi %80'i geçti. Bu 30 Mart'ın zaferinin habercisi arkadaşlar. Hepinizi kutluyorum. Arkadaşlar, biraz evvel milletvekilinin de dediği gibi biraz sonra bir sonuç açıklanacak. Ve buradan Cumhuriyet Halk Partisi kazanmış olarak çıkacak arkadaşlar. Biz burada aday belirlemeyeceğiz. Biz burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin Akhisar Belediye Başkanı'nı belirleyeceğiz arkadaşlar. Bundan önce gerek referandumda, gerek genel seçimde, biz genel seçimde %40'ı gördük arkadaşlar. Hiç kimse küçük bir kuşku duymasın. 30 Mart'ta hep beraber belediyede, belediyenin önünde kutlamayı yapacağız arkadaşlar. Hepinize bugünkü katkınızdan dolayı, parti içi demokrasimize, oy hakkınıza sahip çıktığınız için hepinizi kutluyorum, teşekkürler ediyorum. Evet, sayın milletvekilim, ilçe başkanım, sevgili aday adayı arkadaşlarım, sevgili hanımefendiler, değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Bugün ben 6.'sına katıldım bu şölenin. Biz bunu bir demokrasi şöleni olarak addediyoruz. Bu 6.'sıydı ama en güzeliydi. Size çok yakıştı, Akhisar'a çok yakıştı. Helal olsun size. Biz örgütün her tarafında ülkede demokrasiyi isteyen bir siyasi partiyiz. Ülkede demokrasiyi istiyorsak önce kendi içimizdeki demokrasiyi güçlendirmemiz lazım. Bireysel hak ve özgürlükleri istiyor isek önce kendi üyelerimizin hukukuna, onun demokratik haklarına sahip çıkmak durumundayız. Manisa'da siyaset değişti artık. Bundan sonra bütün seçimlerde, hem yönetim kademelerinde, milletvekili seçimlerinde, belediye başkanlarının belirlenmesinde sizler söz sahibi olacaksınız. Sizler söz sahibi olursanız seçilenler size dönecek yüzünü. O zaman örgütün gücü, örgütün kararlılığı, örgütün dinamizmi, örgütün enerjisi de o adayların yanında olacak. Söz verdik. İlk il başkanlığımıza seçildiğim günde partici demokrasi ve üyelik hukukuyla ilgili söylemlerimizin gereğini yerine getirdik. Bu yerel seçimlerde de birden fazla adayın olduğu her yerde sandık konuldu, üyelerin iradesi bizim adaylarımızı belirledi. Şimdi bir başka şey daha yapmak durumundayız. Kadınlarımızın siyasette çok daha aktif olarak görev alması gerekiyor. Onların samimiyeti, onların sevecenliği, onların sevda yüklü yürekleri, evlatlarını yetiştirirken geleceğe dönük beklentileri, aydınlık bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi, özgür bir Türkiye'yi, mutlu bir Türkiye'yi istediklerini biliyoruz. Onun için de onların da özellikle belediye meclis üyeliklerinde hak ettikleri düzeyde temsil edilmeleri gerektiğine inanıyoruz. İl başkanı olarak da ben bunu takip edeceğime, takipçisi olacağıma sizlere söz veriyorum. Arkadaşlarımızdan tek ricam var. Bunun kazananı kaybedeni yok. Biz milletvekilliği seçimlerinde seçildikten sonra, ön seçim yapıldıktan sonra bütün
aday arkadaşlarımızla beraber, aday aday arkadaşlarımızla dahil olmak üzere Manisa'nın her tarafını gezdik ve Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye ortalamasının 3 puan üzerinde bir oyla milletvekili seçimlerini tamamladı. Şimdi siz eğer aday arkadaşlarımızla beraber yan yana, omuz omuza, kol kola Akhisar'ın belediyesinin burcuna Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikeceğiz diyorsanız onu dikeceksiniz. Hiç kuşkunuz kaygınız olmasın. Akhisar'dan başlayacağız. Sarıhanlı'da, Salihli'de, Gölmarmara'da, Sarıgöl'de, Alaşehir'de, Manisa merkezde belediyelerin burcuna Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dikeceğiz. Ondan sonra Büyükşehir logosunun ortasına da Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunu onun alnı kabağına yapıştıracağız ve Manisa'da karanlığa son vereceğiz. Güzel bir ülkeyi, aydınlık bir ülkeyi, özgür bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun. Değerli arkadaşlarım, ben siyasete sonra dahil oldum. Bu kadar tabii siyasetin içinde yıllar geçirmiş insanlardan sonra konuşmak zor ama kısa konuşacağım. Öncelikle sizleri kutluyorum. İki aday arkadaşımızı kutluyorum. Sabahtan beri ayakta durdular. Her geleni karşıladılar. Son derece seviyeli, nezaket içinde bir seçim oldu. Umarım sonrasında da sonuçlar açıklandıktan sonra da aynı nezaket, aynı parti disiplini anlayışı sürer. Son olarak şunu söylüyorum. Umarım Akhisar kazanır, umarım Cumhuriyet Halk Partisi kazanır. Evet. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, hanımefendiler, beyefendiler, bakıyorum burada muhtar arkadaşlarımız var. Üye olmayan çeşitli sivil toplum kuruluşlarından gelen, bizleri yalnız bırakmayan, bizleri bu demokrasi şöleninde yalnız bırakmayan hepinize sonsuz teşekkürler. Buradan o kadar güzel gözüküyorsunuz ki, inanın çok güzel gözüküyorsunuz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli bir sınav verdi. Hakikaten de bir demokrasi şöleni havasında geçirdik bu seçimimizi. Ben sizlerden bir şey rica ediyorum. Bence bir kendi kendinizi alkışlar mısınız? Herkes bir kendisini alkışlar mı, çok sevinirim. Çünkü bu alkışları siz fazlasıyla hak ettiniz. Biz evet 7.30'dan beri ayaktayız. Zorla oturtturdu bizi Alaaddin Bey. İkimizi gözümüz kapıda, kim gelecek, işte oy vermeye gelen var mı diye bakıyoruz. Hala o durumdaydık, o kadar güdülenmişiz olaya. Ama sizler de bizimle beraber saat 7.30'dan beri ayaktasınız. Neredeyse oy kullanan kimse evine gitmemiş, herkes burada heyecanla bekliyor. Hakikaten çok mutluyum, çok mesutum. Sonuç ne olursa olsun, bu sandıktan benim de düşüncem aynı şekilde %80'leri geçen bir katılım olmuş. Bu çok büyük bir rakam. Hakikaten büyük bir rakam. Bu sandıktan iki arkadaştan bir tanesi çıkacak ve belediye başkanı olacak. Ben onu iddia ediyorum. Biz siz burada belediye başkan adayını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayını belirlemediniz. Siz Akhisar'ın belediye başkanını belirlediniz. Sorumluluğunuz çok fazlaydı. Ama ben sizi sağduyunuzda her zaman güvendim. Gene de güvenmeye devam edeceğim. Burada büyüklerimizin dedikleri gibi kazanan kaybeden olmayacak. Burada tek kazanan olacak. O da Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Cumhuriyet Halk Partililer olacak. Sizler olacaksınız. Hep beraber kazanacağız. Benim sloganım birlikte kazanacağızdı. Evet, biz birlikte çalışacağız ve birlikte kazanacağız. Yaklaşık 50'nin üzerinde mahalle, köy, belde toplantısı düzenledik. Güzel toplantılar yaptık, coşkulu toplantılar yaptık.
hepsinin sonunda bir şeye vurgu yaptım. Diğer aday arkadaşımız da aynı şekilde olaya vurgu yaptı. Ben hepsinde en son bitirirken sizlere şu şekilde seslendim. Yeter ki demokrasi işlesin, yeter ki sandık sizin önünüze konulsun. Eğer ki ben o sandıktan çıkamaz isem, çıkan arkadaşımın yanında sanki kendim belediye başkan adayıymış gibi koşturacağıma hepinizin önünde söz verdim. Aynı sözlerimi şimdi tekrar ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsın Cumhuriyet Halk Partisi. İyi ki varsınız Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Sağ olun, var olun. Çok değerli konuk milletvekillerimiz, il başkanım, ilçe başkanım, çok değerli aday aday arkadaşım, çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi emekçileri, çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi emektarları. Bugün gerçekten Akhisar'ın dört bir yanından en ücra köyden en uzaktaki mahalleye, beldeye kadar koşa koşa buraya gelen, heyecanla gelen, coşkuyla gelen Cumhuriyet Halk Partililer, hepinize selam olsun. Aslında her bir simada, her bir yüz ifadesinde bir hafifleme görüyorum. Bir rahatlama görüyorum. Değerli arkadaşlar, bu işe başlarken hepinizin önünde her vesileyle bir söz vermiştim. Bu belediye başkan adayımızı belirlerken ister kamuoyu yoklaması olsun, ister üye bazında temayül yoklaması olsun, ister delege bazında bir seçim olsun, her türlü yönteme bila kaydı şart varım dedim. Ama bir tek şeye yokum dedim. Kavgaya asla yokum dedim. Bugün geldiğimiz noktada yine aynı sözü veriyorum. Değerli aday aday arkadaşım Vehbi Bey'in de söylediği gibi asıl mücadele 9 Aralık sabahı başlıyor arkadaşlarım. Yani yarın sabah biz Tahir'in caddesinde kol kola yürüyebiliyor muyuz? Bütün mesele burada. Çünkü bizler aynı ailenin abileri, kardeşleriyiz. Ablaları, kardeşleriyiz. Büyükleri, küçükleriyiz. Ama hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz. Bizler aynı fabrikanın aynı istikamette dönen çarkları gibiyiz. Bizler bir vücudun sağ koluyla sol kolu gibiyiz. Birimize bir şey olsa diğerinin işini, biz görevini tamamlarız. Bizim rakibimiz kendi aramızda değil. Bizim rakibimiz cehalet. Bizim rakibimiz karanlık. Bizim rakibimiz antidemokratik uygulamaları yapan, Türkiye'nin üzerine kabus gibi çöken ama 30 Mart günü önce Akhisar'dan, ondan bir yıl sonra da Türkiye'den silinecek olan AKP iktidarı. Görüyorum. Coşkunuzu görüyorum. Umutlarınızı biliyorum. Beni, bakın ben her zaman söylüyorum. Üniversitede öğretim görevlisiyken istifa edip bu işe soyundum. Konumum gereği sizlerin içerisinde aktif olarak çalışamadım. Ama beni bağrınıza bastığınız için hepinize minnettarım. Böyle bir aile mensup olduğum için de gurur duyuyorum. Seçim sonuçları açıklandığında bütün arkadaşlarıma söylüyorum. Hem Vehbi kardeşimle çalışan hem benimle çalışan arkadaşlarıma söylüyorum. Çünkü bir köşede ellerini ovuşturup bizlerin karışmasını bekleyen ve Akhisar'da iktidarlarını bir 5 sene daha sürdürmek isteyen insanlar var. Sizler onları benden daha iyi tanıyorsunuz. Ne olursunuz onlara fırsat vermeyelim. Sağduyuyla bugüne kadar getirdiğimiz işi bundan sonra asıl mücadelemizi devam ettirerek
herkese örnek gösterelim. Yarından itibaren hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın, ben sizlerin emrindeyim, saygıyla selamlıyorum. Önce iki aday arkadaşımız şöyle böyle çıkışsınlar. Evet, aslında bak biz sonra yapacağız. Evet, şimdi bu tabloyu bir de hep beraber gerçekleştireceğiz. Gerçekten İki genç, iki inanmış, iki dinamik arkadaşımız bizde göz yaşartıcı bir tablo yaşatıyorlar. Ben tekrar teşekkür ediyorum hepsine. Saygılar. Başkanım, bu orta yer işte şey yapabilirsek aslında. Gökhan abi. Gökhan de. Evet evet, ortaya çıkın lütfen. Ortaya çıkın. Millet de bir alkış tasın şöyle. Evet. Şey başkanım var. Gökhan Bey. Başkanım. İki başkan. Başkanım, kadın kolunu bak. İki başkan ağlayaraktan böyle bu tarafa. Abi bir saniye müsaade edin. Sonra dön.
Var ya, biraz geri gelseniz hiçbir şey olmayacak. İşkence çektiriyorum sizi. Ne yapıyorsun? Ya ben de kendi lafı söylüyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sağ olun. İyi akşamlar. Tamam, sonra görüşelim. Çok sağ olun. İnşallah. Sağ olun.
Emre abi gel, çekil. Bir dakika, çekil. Bir resmi açıklamayı alalım tam buradan sonra. Biraz acele olmasın. Yani bir rakamı alalım. 5 dakika daha bekleyelim. Çamaşır nerede ya? Çamaşır. Evet başkanım, ilk hemen tamam, duyguları da alacağız. Evet, bir saniye abi, bir saniye. Evet. Şu anda da net bilgiler gelmedi. Evet. Ama herhalde bir 70-80 oy farkla ben öndeyim. Bir net netice tam olarak gelsin, teyit olsun. Ondan sonra tabii mutluyuz. Yaklaşık 6 aydan beri yani yoğun bir mücadele, her iki arkadaşımız, Gürkan arkadaşımız da çok yoğun bir mücadele verdi. Emek sarf etti. Peşindeki ekiplerimiz, arkadaşlarımız hakikaten ciddi bir sınavdan geçti. Yorucu bir sınavdan geçtik hep beraber örgüt olarak. Ama çok şükür bugün hiçbir kötü bir olay olmadı. Tansiyonun stresi yüksek olmasına rağmen alnımızın adıyla Akhisar kamuoyunun karşısında önemli bir sınav verdik. Bütün Cumhuriyet Halk Partililer bu sınavı verdiler. Ben esas sınavın 30 Mart günü olacağına inanıyorum. Şu anki belediye almak üzere. Esas sınavımız 30 Mart olduğuna inanıyorum ben. İnşallah bu kadar güzel insanla, bu kadar yürekli insanla, inanmış insanla biz 30 Mart akşamı da aynı buna benzer bir kutlamayı hep beraber yapacağımıza eminim. Şu an çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Arada az bir fark çıktı. Daha resmi sonucu almadık ama bir 50 gibi bir rakamdan bahsediliyor. Tabii partimizin aday belirlemede biliyorsunuz yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi kamuoyu yoklamasıydı. Henüz onu sizinle paylaşmadı. Burada da örgütün içerisinde çok az bir fark var. Benim gibi örgütün dışarısından gelip 2 yıllık çalışma sonucunda bu kadar oy almayı ben başarı sayıyorum. Çünkü bu üyelerin hiçbirisinin yapılmasında, kaydedilmesine bir dahlim olmadığı halde 40-50 gibi bir rakamın 2100-2200 üyenin oy kullandığı bir seçimde çok ciddi bir başarı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarıma, emeği olanlara teşekkür ediyorum. Partimizin kamuoyu yoklamalarında dikkate alıp parti meclisinde ve genel başkanın son sözüyle adayı belirleyeceğini düşünüyorum. Bu bir temayül yoklaması biliyorsunuz. Şimdi burada kesin aday çıkmıyor mu yani şu an? Alaaddin Bey'le de sorarsınız daha. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün bu dönemden önce iki arkadaşımızla, iki aday arkadaşımızla çok yoğun bir süreç geçirdiler. Bizler de aynı şekilde bir hazırlıklarımız geçirdik. Ya bugün gerçekten büyük bir katılım oldu. %82 bir katılımla bugünkü temayül yoklamasını geçirdik. Burada kazanan yok. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi. Biz burada sadece adayımızı belirlemedik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30 Mart'taki belediye başkanını belirlemiş olduk. Ben hayırlı olsun diyorum partilerimize, bütün arkadaşlarımıza, partimize hayırlı olsun diyoruz. Peki. Teşekkür ederiz başkanım.